Merhaba arkadaşlar, bir ödev videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta sizlerle basit makineler konusunu işleyeceğiz. Basit makinelerin özelliklerini, basit makinelerin türlerini, kuvvet kazancını ve bununla ilgili ilişkileri birlikte işlemiş olacağız. Atölyem kitaplarımızı bu konu için kullanacağız. Öncelikle arkadaşlar, basit makine nedir, nerede kullanılır, bize neler sağlar, bunlardan bir bahsedelim. Basit makineler canlı gücüyle çalışan sistemler, yani bir ne gibi, el arabası gibi, bir gazoz açıcı gibi, bir çıkrık gibi, yani tek başına bir otomatik bir çalışma sistemi yoktur. İnsanın eline ihtiyaç duyulur bu çalışma sisteminin düzenli bir şekilde çalışabilmesi adına. Elektrikle çalışan aletler basit makine değildir arkadaşlar. Bir şeyin basit makine olabilmesi için daha küçük bir sistemin olmuş olması gerekir. Elektrikle çalışan sistemler daha kompleks yapılardır. O yüzden onları daha bileşik makine sistemleri gibi yorumlayabiliriz. Basit makineler işten kolaylık sağlar arkadaşlar. Bu çok karşımıza çıkacak bir durum. Özellikle şu sorgulanır: İşten kolaylık sağlar mı? İşi değiştirir mi? Buna dikkat edeceğiz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Basit makine sizin yapmak istediğiniz işi size yaptırır. Fakat bu işi yaparken ya kuvvetinizden artma ya da azalma durumu, ya yolunuzdan artma ya da azalma durumu. Bu da size iş kolaylığı sağlar. Yani daha az kuvvet uygulayarak veya daha uzun bir yoldan gitmiş olmak işinizi kolaylaştırmak adına bir adım olabilir. Kullanılan sisteme göre, basit makineye göre bu durum değişir. İşin yapılma hızını değiştirir. Yani bir şeyi bir basit araç kullanmadan belki sadece insan gücüyle yine yapabilirsiniz ama daha uzun bir sürede yapabilirsiniz. Bunu bizim için kısalttığı bir gerçektir. Kaldıraçlar, makaralar, eğik düzlem, çıkrık, dişli, çark gibi basit makineler karşımıza çıkacak basit makinelerdir arkadaşlar. Bunların özellikleri üzerinde duracağız. Basit makinelerde kuvvetten veya yoldan kazanç sağlayabiliriz ki burada hatırlamanız gereken şey şudur arkadaşlar. Şimdi bizim basit makine iş kolaylığı sağladığı için İşi bir hatırlamamız lazım. 7. sınıfta görmüştük işin W formülüyle gösterildiğini, kuvvet ve yolun çarpımı olduğunu biliyoruz. Yani iş dediğimiz şey kuvvetle yolun çarpımıdır arkadaşlar. Şimdi eğer bizim basit makinemiz bize sadece iş kolaylığı sağlıyorsa, aynı iş değerini biz büyük kuvvet küçük yol, küçük kuvvet büyük yolla yapmış olacağız. Bize sağladığı avantaj budur basit makinenin. Yani iş yapabilmemizi, yaptığımız işi kuvvetin ve yolun değişimiyle bize kolaylık sağlamasıdır. Kuvvetten kazanç ne demektir? Bunu ifade edelim. Kuvvetten kazanç, bir cismi kendi ağırlığından daha küçük bir kuvvetle dengeleyebilmektir. Yani sistemde vermemiz gereken kuvvet değerinin daha altında bir kuvvet değeriyle yükümüzü hareket ettirebilmektir. Yani az kuvvetle iş yapabilmek demektir. Ne kadar az kuvvetle işinizi gerçekleştirebilirseniz kuvvetten kazancınız da o kadar fazla demektir. Bir basit makinede kuvvet kazancı varsa aynı oranda da yoldan kayıp vardır. Yoldan kazanç varsa aynı oranda kuvvetten kayıp vardır. Mantık buradaki iş mantığıdır arkadaşlar. Eğer siz az kuvvetle, yani kuvvetten kazanarak işinizi gerçekleştiriyorsanız ne olacak? Sabit bir iş değerimiz varsa, kuvvetimiz azalıyorsa yolumuz da artacak. Yani burada bir bağıntımız olduğu için bu bağıntıya göre yorumlayacağız. Eğer yolumuz artarsa bu sefer kuvvetimiz azalacak. Kuvvetimiz artarsa yolumuz azalacak. Mantığımız bu. Ama kuvvetin azalmasını biz kuvvet kazancı olarak
yorumluyoruz, tekrar ifade edelim. Basit makine işten ve enerjiden bize kazanç sağlamaz arkadaşlar. Yani siz bir cismi bir metre yukarıya kaldırmak için bir iş yapacaksanız, bir kuvvet uygulayacak ve bir yol alacaksanız, yine bu cismi bir metre yukarı kaldıracak bir sistem kurduğunuzda yine kuvvet uygulayacaksınız, yine belli bir yol aldıracaksınız. İlk durumda yaptığınız iş neyse, ikinci durumda basit makine kullanarak yaptığınız iş birbirinin aynısı olur. Hatırlayın geçen seneden yine, iş dediğimiz şey, iş yapabilme yeteneği aynı zamanda neydi arkadaşlar? Enerjiydi. Yani biz iş yaparken aynı zamanda belirli bir miktar ne harcıyoruz? Enerji harcıyoruz. Bunu da unutmayalım. İşten, enerjiden o yüzden kazanç sağlıyor. Peki kuvvet kazancını nasıl buluyoruz? Yani bizim ne kadar az bir kuvvetle sistemdeki dengeyi sağlayabileceğimizi nasıl buluruz? Bu iki şekilde bulunuyor arkadaşlar. Eğer sisteminizde bir makara varsa yük bölü kuvvet, eğer bir kaldıraç sistemi ve kaldıraç benzerlikli bir düzenimiz varsa, yani destek noktasının, kuvvet kolunun, yük kolunun olduğu bir sistemse, bu sefer de bulma noktamız kuvvet kolunun yük koluna oranıdır. Yani kuvvet kazancı yük bölü kuvvet veya kuvvet kolu bölü yük kolu bağıntısıyla bulunur. İlerleyen kısımlarda bunları daha ayrıntılı ifade edeceğim. Günlük yaşamda kullandığımız pense, keser, tornavida, kerpeten, gazoz açıcı, ceviz kıracığı, kürek, el arabası, vida, cımbız gibi aletler basit makinelere örnektir. Şimdi burada makara örneklerini vermiş arkadaşlar. Gelin bir bakalım. Şimdi makaralar özellikleri olarak iki tip olarak karşımıza çıkacak. Bunlardan bir tanesi, eğer bir yere tamamen sabitlenmişse bu makaramız, buna sabit makara diyeceğiz. Eğer yüke bağlı bir makaraysa, yani yük ona bağlıysa, buna da hareketli makara diyeceğiz. Birazdan şeylerini göstereceğiz. Bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Dinamometre ile 12 Newton olarak ölçülmüş bir ağırlığımız var. Bu ağırlığımızı sabit bir makarada taktığımızda uygulamamız gereken kuvveti aynı buluyoruz. Yani kuvvetten herhangi bir değişim görmüyoruz. Kuvvetten herhangi bir değişim yoksa arkadaşlar, bu bize kuvvetten kazanç olmadığı anlamına gelir. Kuvvetten kazanç yoksa yoldan da kazanç var mı yok mu ona bakacağız. Makaramız sabit bir makara olduğu için arkadaşlar, sabit makarada yoldan da kazanç olmayacaktır. Hareketli bir makaramız var. Hareketli makaramıza 12 Newton'luk bir yük asıldığında bunu iki kişi kaldırıyormuş gibi düşüneceksiniz. Yani yükümüz var ve bunu iki kişi sıkmış, işte ellerine almış gibi düşüneceksiniz. O yüzden her bir kolda bu yükün yarısı kadar bir kuvvet etkisi olacaktır. Bir sabit bir hareketli makaradan oluşan, bunlara palanga diyeceğiz arkadaşlar. Bir palanga sistemi görüyoruz aslında burada. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Yükümüzü çeken hareketli makaradaki yukarı yönlü ip sayılarına bu değerimizi bölerek bulacağız. Yani 12 Newton değerini 3'e böldüğümüzde her bir ağırlık kuvvet değerimizin 4 Newton olduğunu bulacağız. Demek ki burada 4 Newton'luk bir kuvvetle 12 Newton'luk bir cismi, burada 12 Newton'luk bir cismi 6 Newton'luk bir kuvvetle hareket ettirebildik. Bakın kuvvetten ne yaptık? Kazanmış olduk. Yükümüzün 3'te 1'i kadar, burada yükümüzün yarısı kadarlık bir etki görüyoruz. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar yine bir palanga sistemi görüyoruz. Ve biraz önce dediğim şey, yükü çeken hareketli makaradaki yukarı yönlü ip sayısı. Niye bunu almadık? Çünkü bu aşağı doğru çekiyor arkadaşlar. Aşağı doğru çekeni almıyoruz. O yüzden iki tane kuvvet varmış gibi baktığımızda buradaki değerimizi de yükümüzün yarısı olarak tespit etmiş oluyoruz. Gelelim özelliklerimize. Burada verilen makaralarla ilgili konuştuk. Sabit makara, makaranın sabit bir yere takıldığı, çevresini ip çevrilerek dönme hareketi yapan, kuvvetin yönünü değiştiren, ki hareketli sabit makaranın en büyük özelliği kuvvetin yönünü değiştirmesidir. Kuvvetten ya da yoldan kazanç
sağlamayan, yük ve kuvvetin aynı büyüklükte olduğu makaralardır. Hareketli makara, yüke takılmış bir makaradır. Çevresindeki ip çekilince dönerek iple birlikte hareket eder. Hareketin yönünü değiştirilmez, kuvvetin yönünü değiştirmez. Yaptığımız şey genel olarak kuvvetten kazan sağlamaktır. Yani daha küçük bir kuvvetle yükünüzü hareket ettirebilirsiniz. Kuvvetin değeri bir tek makara için, hareketli makara için konuştuğumuzda yükün değerinin yarısı olarak kullanıyoruz. Falanga sistemleri ise hareketli ve sabit makaraların birlikte kullanıldığı, tek bir ipin bulunduğu, kuvvet kazancının makaraların ağırlığı önemsizken sağlandı. Burası önemli çünkü makaraların ağırlığını alırsanız arkadaşlar sistem içerisinde durum değişebilir. Kuvvet kazancımız azalabilir. Bunu burada ifade etmiş olalım. Falangayı oluşturan makaraların sayısı kuvvetin uygulanış yönü etkilidir. Biraz önce dedim ya size, aşağı yönlü olan kuvveti almıyoruz, yukarı yönlü olan kuvvetler bizim için önemli diye bunu ifade etmiş olalım. Hareketli makarayı yukarı çeken ip sayısı kuvvetten kazanç oranına eşittir diyoruz. Bakın benim biraz önce söylediğim ifade, hareketli makarayı yukarı yönlü çeken ip sayısı kaç tane ise kuvvet kazancınız bu oranda olacaktır. Gelelim doğru mu yanlış mı kısmımıza arkadaşlar. Yük bölü kuvvet değeri 1 ise kuvvetten kazanç çok. Bunun çok basit bir şeyi var arkadaşlar. Yükle kuvvetin oranı 1 ise kazancımız yoktur. Yükün ve kuvvetin oranı 1'den büyükse kuvvet kazancı vardır. Yük bölü kuvvet değeri 1'den küçükse bu sefer kuvvetten kazanç değil de yoldan kazançtan söz edebiliyoruz. Bununla ilgili zaten ders esasında size anlatmıştım. Bir olduğu için kuvvet kazancı yoktur. Doğru bir ifadedir. Falangalarda hareketli makarayı taşıyan ip sayısı kuvvet kazancını verir. Burada hani ip sayısı ama nasıl yukarı yönlü olduğu için bunu da ekleseydi iyi olurdu. Evet, ip sayısı etkiliyor ama yukarı yönlü olanlar, bunu ifade edelim. Elektrikle çalışan vinçler basit makinedir. Hayır arkadaşlar, elektrikli araçların basit makine olmadığını ifade etmiştik. Hareketli makara sabit makaradan daha fazla işten kazan sağlar. Arkadaşlar, hangi makara olursa olsun, hangi basit makine olursa olsun işten kazancımız yoktur, bunu unutmayalım. Basit makineler ile yaptığımız bir işi daha az enerji harcayarak yapabiliriz. Enerjiden arkadaşlar bir kayıp kazanç durumu yok. Aynı işi yapıyorsunuz, aynı enerjiyle yapıyorsunuz. Tek farkımız kuvvetin ve yolun değişmesi. Basit makineyi uyguladığımız kuvvete F giriş kuvveti, basit makineden elde ettiğimiz kuvvete P çıkış kuvveti denir. Doğrudur, bu giriş kuvveti, çıkış kuvveti önemlidir arkadaşlar. Bu giriş çıkış kuvveti önemlidir arkadaşlar. Kuvvet kazancını bulmak için de aynı mantık, yük bölü kuvvetten yani P bölü F yapmanız gerekecek. Çıkış bölü giriş oranından kuvvet kazancını bulacaksınız. Hareketli makara ve falangalarda yoldan kazanç oranında kuvvetten kazanç vardır. Şimdi yoldan kazancınız varsa kuvvetten kaybınız vardır. Bu palangalardaki oran, yoldan kayıp oranımız kuvvetten kazanç oranımızı verecektir. Makara sistemlerinde aynı makaraya bağlı iplerde gerilmek kuvveti aynı değerlidir. Arkadaşlar doğrudur, ne kadar çekerseniz o kadar ipiniz gerilecektir. Gelelim uygulamamıza. Şimdi birinciye bakalım. D1 dinamometresinde bir yükümüz var, 18 N. Birinci dinamometrede görünen değerimiz 18 N olacak. İkinci dinamometrede görünen değerimiz sabit bir makara olduğu için 18 N olacak. İkincisinde arkadaşlar hareketli bir makara olduğu için yükümüzün yarısı olacak, 9 N olacak. Üçüncü sistemimiz bir palanga sistemi. Sabit ve hareketli makaradan oluşuyor. Yukarı yönlü çeken ip sayımız 3 olduğu için 18'i 3'e bölünüp 6 bulacağız. Burada verilen 5 numarada da yine bir palanga sistemi var. Ve yukarı yönlü çeken ip sayımız 2 olduğu için 18'i 2'ye böleceğiz, 9 bulacağız. Şimdi hareketli makara sayısına bakalım. Birincide hareketli makaramız yok. İkincideki hareketli makaramız 1 tane. Üçüncüde hareketli makaramız 1 tane. Dördüncüde hareketli makaramız 1. Ve beşincide hareketli makaramız 1 tane olarak
ifade edelim. Sabit makara sayımız ikinci düzenekte bir tane arkadaşlar, üçte yok, dörtte ve beşte yine birer tanedir. Kuvvet kazancı oranı diyor arkadaşlar, burada kuvvetten kazanç yoktur çünkü kuvvetimiz ve yükümüz aynı değerdedir. Burada kuvvet kazancımız vardır, iki katlık bir kuvvet kazancımız vardır. Burada üç katlık bir kuvvet kazancı, burada ise yine iki katlık bir kuvvet kazancımız olacaktır. Kuvvetin yönünün değişmesi arkadaşlar sabit makaranın olduğu düzenekler için geçerlidir. Sabit makara burada olduğu için burada kuvvetin yönü değişir, burada değişmez. Burada arkadaşlar cisim aşağıdadır. Bunu yukarı yönlü çekmek istemişim ve yukarı yönlü uygulamışım. Burada bir değişim yok ama burada cismi yukarı çekerken yükü aşağı indirdiğim için 5'te kuvvetin yönünün değişmesi gerekiyor. Yani 2 ve 5'te. Basit makine mi? Evet. İse genel adı nedir diyor. Arkadaşlar bir basit makinedir sabit makaradır, bir basit makinedir hareketli makaradır, bir basit makinedir palanga sistemidir diye söyleyebiliriz bunları. Yükü 1 metre yukarı çıkarım bilmek için ilk ne kadar çekilmeli? Sabit bir makarada arkadaşlar kuvvet kazancı olmadığı için yükünüzü 1 metre yukarı çekmek için 1 metre yüklüğünüzü çekmeniz gerekir. Hareketli makarada 2 katlık bir kuvvet kazancı olduğu için 1 metre yukarı çekmek için 2 metre çekmemiz gerekir. Palanga sisteminde de yine yük kuvvet kazancımız oranında yükümüz yukarı yönlü hareket edeceği için 3 katlık bir kuvvet kazancı olduğu için 1 metrelik yukarı çıkarmamız için 3 metre çekmemiz gerekir. Burada da yine 2 katlık bir kazanç olduğu için 2 metre çekmeniz gerekecek. Makaraların ve sürtünmelerin ihmal edildiği makara düzeneklerinde özdeş isimleri dengeleyen kuvvetler dinamometre ile ölçülüyor. Bu düzeneklerde dinamometrenin gösterdiği değerlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Birincisinde D1'de direkt ölçüm yapılıyor. İkincisinde bir sabit makaram var. O zaman burada ölçülecek değerim yine yüküme eşit olacak. Yani D1'in ve D2'nin birbirine eşit olması gerekiyor. D3'e baktığım zaman arkadaşlar hareketli bir makara kuvvetini 2 katlık bir kazanç olması gerekiyor. D3'ün D1 ve D2'den küçük olması gerekiyor. Buna göre D1 dinamometrenize okunan değerle aynı olan buraya baktığımız zaman arkadaşlar D2 olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir de bir diğer sistem, atlık sistemlere bakmıştım. Atlık sistemlere baktığımızda yine sabit makaralardan oluşan D4'ü buna dahil ediyoruz. D1 dinamometresinde okunan değerin yarısı arkadaşlar D3 dinamometresinde okunan değerin yarısıdır diyebiliriz. Ve D5 de yine burada iki aslında şu yukarı yönlü çekmeye çalışıyoruz herhalde burada. O yüzden onu almayacağız. İki tane. Bunda da yine iki kat kazancımız olacak D5'te. Buna baktığımızda arkadaşlar şurada iki, şurada da yine bunun iki katı olacağı için dört katlık bir durum olacak. En az kuvvet nerede olacak? D6'da olmuş olacak. Hangi dinamometrenin bağlı olduğu basit makine düzeni kuvvetin yönünü değiştirir? Sabit makaraların oldukları değiştirir. Burada değişecek arkadaşlar. D2'de, D4'te değişecek. Bir de D5'te değişmesi gerekiyor. Sorularımıza bakalım. G cismini yukarı yönlü hareket ettiren kuvvetten kazanç sağlamak ve kuvvetin yönünü değiştirmek isteyen can hangi düzenekleri seçmelidir? Yukarı yönlü hareket ettirirken kuvvetten kazanç sağlamak isteyen. Şimdi kuvvetten eğer biz kazanç sağlamak istiyorsak bakın şu sistemi uygulayabiliriz. Bunu aşağı çektiğimizde bunun yukarı çıkması lazım olabilir. Burada 3 katlık bir kazanç olur. Bunu aşağı çektiğimizde bu yukarı çıkar olabilir. Buraya baktığımızda arkadaşlar bunu yukarı çektiğimizde bu yukarı çıkacaktır. 1 ve 2'yi kullanabiliriz burada bir sistemimiz için. Erer şekildeki cismi yukarı doğru hareket etmek istiyor ancak uyguladığı en büyük kuvveti uygulamasına rağmen cismi hareket ettirememiş. Nasıl makara kullanmış? Sabit makara kullanmış. Erer'in cismi hareket ettirebilmesi için kullandığı düzeneye makara çeşidi ve sayısını nasıl değişiklik yapmalıdır diyor. En büyük kuvveti uygulamasına rağmen hareket ettiremediğine göre arkadaşlar sabit makarada yani cismin ağır olduğunu sabit makarayla eşit bir kuvvet gerektiği için burada sabit makaraları değiştirmem gerekiyor demektir. Hareketli makara ekleyecek
bu düzenekliğe hareket ettirebilsin. Yani uygulayabileceği en yüksek kuvveti uygulamasına rağmen hareket ettirememiş. Bir diğer sorumuz, ağırlıkları önemsiz makaralarda kahve cisimleri şekildeki gibi dengelenmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar, sabit bir hareketli bir makaramız var. Hareketli makara olduğuna göre burası 30 ise burası 30, K'nın 60 Newton'luk bir değerinin olması gerekiyor. Buraya bakalım, L için sabit bir makarada değer verildiğine göre arkadaşlar, L'nin 30 Newton olması gerekiyor. Bunun değerini bulduk. K ile L'nin birlikte asılması ne demektir? 60 artı 30'dan 90 Newton ve burada arkadaşlar makaralara baktıysanız hepsi sabit makaradır. O zaman buradaki F değerimizin 90 Newton olması gerekmektedir. Buradaki sistemde arkadaşlar ağırlıkları çok olan yüklerin kaldırıp taşınması için kullanılan iç karoseri verilmiştir. İçlerin yük takılan kısımlarında makara çeşitliği iç kolaylığı sağladığına göre hareketli makaradır. Kuvveti büyüklüğünü değiştirir. Beşinci sorumuz, basit makineler kuvvetin yönünü değiştirerek, kuvvetten kazanç sağlayarak veya yoldan kazanç sağlayarak iş kolaylığı sağlamaktadır. Aşağıdaki makaralar kullanılarak uygulanan 3 farklı basit makine düzeni verilmiştir. Bakalım, birincisinde sabit bir makara var arkadaşlar. O zaman yükümle kuvvetim aynı, birbirine eşit olacak. Bir hareketli bir sabit makaram var arkadaşlar. Burada kuvvetin 2 katlık bir kazanç olacak. Buraya baktığımda da yine kuvvetin 2 katlık bir kazanç olacak. A cismi 5 metre yukarıya kaldırılmıştır diyor. Buna göre kuvvet üzerinde yapmış olduğu kolaylıkları yazınız diyor. Arkadaşlar burada 5 metre ise 5 metre kaldırılacak. Burada 10 metrelik bir yukarı kaldırım durumu olacak. Burada ise yine 10 metrelik bir yukarı kaldırım durumu olması gerekiyor. Burada kuvvetin yönünü değiştirmişken diğer ikisinde hem yönünün hem de büyüklüğünün değiştiğini söyleyebiliriz. Bir başka sorumuz, aşağıdaki makaralar kullanılarak oluşturulmuş 3 farklı basit makine düzeyi verilmiştir. K cismi 3 farklı makara sistemine bağlanarak F1, F2, F3 kuvvetleriyle dengede tutulmaktadır. K cisminin birinci 1 metre yüksekliğe çıkarabilmek için uygulanan kuvvetin dipteki gerilimlerin arasındaki büyüklük ilişkisini verilmiş demiş. Sürtünmelerin önemsiz olduğunu söylemiş. Arkadaşlar burada bir hareketli makara görüyoruz. Yani K'nın yarısı kadar bir kuvvet olması lazım. Burada bir palanga sistemi görüyoruz arkadaşlar. Burada da yine iki tane kuvvet tarafından çekiliyor olacağı için F2 kuvvetimle F1 kuvvetimin birbirine eşit olması gerekiyor. Üçüncü duruma baktığımda ise F3 kuvvetinin daha küçük olması gerekiyor. Yani F1 ile F2'nin birbirine eşit, F3'ün onlardan daha küçük olması gerekiyor. Yukarıya çıkarmak için gereken çekilme oranlarını da bu şekilde yorumlayabiliriz. Sorularımıza bakalım. Şekilde verilen basit makine türüyle ilgili kendine verilmiş. Bakalım, hareketli bir makara verilmiş. Sabit bir makaradır diyor. Hayır. Kuvvet kazanç sağlar. Evet. İçten kazanç hiçbir basit makine sağlamaz. Cisme uygulanan kuvvetin yönü cismin ağırlığına zıt yöndedir demiş arkadaşlar. Burada kuvvet yukarı yönlü, cisim aşağı yönlü, cismin ağırlığını ifade ettiği için olabilir. 2, 4 diyoruz cevabımıza. Bir başka sorumuz, aşağıda 4 arkadaşın hazırladığı basit makine düzenekleri verilmiştir. Hazırladıkları bu düzeneklerle ilgili bilgi veren öğrencinin hangisi yanlış bir bilgi vermiştir? Fatih sabit bir makara, hareketli bir makara, Emine sabit bir makara, İsfahan bir palanga sistemi, Elif de bir palanga sistemi kullanılmış. Emine demiş ki, benim düzeneğim sadece kuvvetin yönünü değişmektedir, kuvvet kazancı yoktur. Emine sabit bir makara kullanmış ve doğru bir bilgi vermiştir. Emine'yi eledik. Elif'e bakalım, benim düzeneğimde yükü 1 metre yukarı çıkarmak için Fatih'in düzeneğine göre 2 kat yük çekmek gerekir. Şimdi Fatih'in düzeneğine bakıyoruz arkadaşlar. Yükümüzün yarısı kadar bir kuvvet uyguluyoruz. Elif'inkine baktığımızda arkadaşlar 4 katlık bir kuvvet görüyoruz. F, F, 2F'tir. Şurayı dengelemek için de yine 2F olacaktır. Kuvvetten 4 kat kazanç vardır. Yoldan 4 kat kayıp vardır. Burada 2 katlık bir kazanç olduğu için 2 katı doğrudur. Benim düzeneğimde yük yukarı yönlü hareket ettirmek için ipin yükün ağırlığının yarısından fazla kuvvet uygulamam gerekir demiş. Bakalım arkadaşlar.
yukarı yönlü hareket ettirmek için yükün ağırlığının yarısından fazla, yarısı kadar arkadaşlar kuvvet uygulamamız gerekecektir. Cevabımız bu noktada hareketli makaranın Elif'in düzenini, benim düzenimdeki hareketli makara sayısı Elif'in düzenindeki hareketli makara sayısı kadardır diyor. Elif'in düzeninde arkadaşlar iki tane hareketli makara olduğu için bu ifade yanlıştır. Başka bir soru, buna göre iç cisminin ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. X ile Y'nin toplamı 16, yani X ile Y'nin takılı olduğu bir sistemde hareketli bir makarada bir uç 16 Newton'sa X artı Y'nin yarısı 16 Newton'dur. Yani X artı Y'nin yarısının 16 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Bu sefer ne diye düşüneceğiz arkadaşlar? X artı Y'nin ne olduğunu bulacağız. X artı Y dediğimiz değerimiz 32 Newton olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu 32 Newton'u düşüneceğiz. 32 Newton olması gerektiği için hani maksimum değerimiz 33 Newton olamayacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani biri sıfır olamayacağı için söyleyebiliriz. Diğer sorumuz, 200 Newton'luk bir cismi belirli bir yükseğe çıkarmak için kurulan KLM düzeneklerinin elde edilen kuvvet kazancı grafiği yanda verilmiştir. Buna göre kurulan KLM düzeneklerinin seçeneklerden hangisi gibi olabilir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar, bakın hareketli makaraya bağlı ip sayısını sayıyorum yukarı yönlü. 4 tane, burada 4 katlık bir kazanç var. Buraya bakıyorum, 1, 2, 3, 4, 5 görüyorum, 5 katlık bir kazanç var. Burada ise arkadaşlar sabit bir makara olduğu için kuvvetten kazanç olmadığını görüyoruz. Yani en az kazanç sistemi kuvvet kazancı olarak gösterilen sistem olacağı için şu verilen düzeninin ne olması gerekir? K olması gerekir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar, makaralar ve palangalarla ilgili sorularımız bu kadar. Bir sonraki ödev videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.